Coğrafya kaderdir. Hiçbir şey değiştirmez bu gerçeği. Çocuk olmanız bile. Mesela kardeşim o gün hamurumuz leğendeydi. Bile ekmek bile yemedi. Bir avuç kuru üzüm bir kazana koymuştu. Öldüğü zaman da kuru üzüm burasındaydı. Küçük bir radyosu vardı. Baktım bir ses burasında geldi. Çıkardım hala o radyo açıktır burasındaydı. Eli de abeyle kuru üzüm burasındaydı böyle olmuştu. Mesela 7 yaşında öyle küçük bir kız çocuğu. O ne yapmış ki? Allah aşkına gerçekten onlar ne yapmış ki? Gayri biri senin düşmanın olsan da seni öldürür, o çocuğu öldürür mü? Mezopotamya. İki nehrin arasında medeniyet ve bereketin toprakları. Aynı zamanda acı ve gözyaşının da. Görkemli tarihi kadar acıları da eski bu coğrafyanın. 40 yıldır binlerce canı almış terör belası. Öyle ki nasır bağlamış acıları. Ama susup acılara ağıt yakma zamanı değil artık. Konuşmalı ve anlatmalı bütün dünyaya. Kimdir PKK? Kimleri hedef alır? Özgürlük ve barış maskelerinin arkasında hangi yüzler saklıdır? Durmadan, yorulmadan konuşmalı ve anlatmalı. İzleyecekleriniz bu anlatma çabasına küçük bir katkıdır sadece. Kurulduğu günden bugüne tek amacı daha fazla ses getirmek oldu PKK'nın. Daha çok tanınmak için her şeyi ama her şeyi yaptı. Çocuk, kadın ve yaşlıların olduğu masum insanları katletmekten geri durmadı. PKK'nın 1 Ocak 1995'te gerçekleştirdiği Hamzalı Köyü katliamı, sivil katliamların öne çıkanlarından biridir. ...1995 günü... ...1 Ocak... ...bir grup PKK terör örgütü... ...tarafında... ...köye baskın düzenlendi. Bu baskında PKK sayısı bayağı hayli fazlaydı. Köye girişlerinden köyün etrafını çepeçevre... ...büyük silahlarla çepeçevre sarmışlardı. O sisli... Yağmurlu ve korkunç akşamın tanıklarından biri İhsan Arslan. Köyün üst tarafından silah seslerini duyan Arslan, ailesini ve çocuklarını koruyabilmek için girişi tutmaya karar verir. Dakikalarca sürer çatışma. Silahlar sustuğunda evine döner İhsan Arslan, kendisini bekleyen büyük acıdan habersiz. Bu daha gibi günümüz mü olurdular değil mi? Ona selam ettim. Neyse fırlandık. Gerçekten bizim bu muhabbat da var. Bizim bu muhabbat da var. Gerçekten nereye ki gündü bira uydu. Kuru çiğe khayre. Ya bana heyetil biri malik bir yadı. Kuru bu kadar çiğe geldi el vermek kadar. Kuru biri dara dındır da Türk avuydu her bu kadar. Bu malat da bir yadı bu. Zahat da malik. Well derihim dar kedir qizik habsalı qizik dinarim. Qiz bel deridan bel dani ki o sekrat edik bi xar 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 xar. O de qal bu. Bel derih xız. Bel derih xız qizik ma sahibi. O deri bekir. Kimçi gelir malik et mirat. Bira komle o dinar dahbi dinarim bana o bana biridarın o sahab zariyim ben. Ev ama kulber deriyim bugün, ev çar. O daha bir dinarim ben, ev cihatına kette her şey şiddetindir de rahmet gör.
Hek babu, hek bro, hadile geser ekesiye. Çabuk! İhsan Arslan'ın eşi İsmet Hanım da evde mücadele etmektedir aynı dakikalarda. Çocuklarını ve kendilerine sığınan komşularını içeride saklamak ister. Gava avli hatun denge tunga hatan derketin megu kaçıya. Stavaya emtarsiyonam hatun hındır megu verin hındır megu de binci. Hareket anan ister izin zaruka. Emse hapirek devi deriyun hatun verin melda. Uçavi sarıvan burcu ember vid deriyun hatun. Ketin hındır vakti kuydi ebrin dar bun ketin hındır. Sehavi çavi sarı sehavi min tabi مالی هفت حق ایسا ادوی هندری داکشت. هندر آلوی بارکونا پیشی از برین دارم گو درین درین گو از هندر بمبد کم از وحمیت کجم اتید از شاوطین. هرویس او قا زاروک او قا ایسا او قا چلخ و چوچخ و زاروک هوری ده دوزده سالی مروی به فلکت تینه سریم. گواک برین دار بود متعوی خو بکر کو از لی خستا دیار بکر چی دید بیام ده همو جوان زیادت تتش بیام دات نه بود که زبا و هر کسی بلکه و دردی که زبا یک نه دو نه سه حم اسمت هنم evinin önünde yaralanır. Evin kapısı kilitli ve çocuklar içeride güvendedir. Ancak kapıyı açamayan PKK'lılar başka bir şey yapar. O zaman ben 13-14 yaş gibiydim. Ben evde elbise yıkıyordum elle. Yıkıyordum, küçük kardeşim de yanıma geldi, adı Taynur. Ben de bu elbiseleri alıp bizim evimizin aşağısında bir çeşme vardı. Oraya götürdüm dururlamak için. Ben daha çeşmedeydim, silahlar sesi geldi. Zor eve yetiştim. Eve yetiştim, leğeni yere bıraktım. Baktım evde kimse yoktu. Buraya geldim, annem buradaydı. Annem dedi git sobayı yak. Sobayı yaktım, ekmeği vurdum tavaya. Kapıyı açtım, bir tane PKK'lı bizim orasında abim, amcamın yıkık evin içindeydi. Silahı bize doğrulttu, bana doğrulttu. Dedi çatışma var, içeriye git. Bir yere gitsen sizi öldürürüz. Ben dedim bebe vallahi terör buradadır. Biz öyle birbirimizle konuşurken o kapıya vurdu. Kapıya vurduk, bomba attı. Bomba attı, ne ben onu gördüm, ne kardeşim beni gördü. Biz böyle dumanın içinde böyle ikimiz durduk. Baktık, biraz içeri sakinleşti. Ben pencerede kendimi yere attım. Kardeşim de baktım, bir pencereye geldi, onu da kucağıma aldım, yere bıraktım. Baktım, tekrar ellerinde silah vardı, dedi kaçmayın gelin, bize doğru. Kardeşim dedi, bize Allah aşkına bize dokunmayın. Dikenlerin üstünde bizi yanına aldı. Bizi yanına alınca elinde telsiz vardı, telsizle konuşurdu. Dedi siz neredeydiniz? Dedi biz köy içindeyiz. Biz çatışmadayız, iki çocuk yakalamışız, sesleridir geliyor. Biz o evin yanında bir dut vardı. Baktık bizim bir vatandaş annesi burada oturuyordu. Adı Talip'tir, o da çobandı. Baktık o da onların elindeydi. Üç dut tane tepekekeli oldu. Talip dedi valla bunlar bizi öldürecek. Baktım Talip'i tutup aşağıya götürecektiler. Biz ağladık, benle kardeşim. Ben dedim beni götürmeyin, biz gelmiyoruz. Dedi annen nerede? Ben dedim annem burada. Bizi doğru bunlara getirdiler. Arkamıza silah koydular. İkimizi, benim de kardeşim de. Biz kapıya vurduk, kapıya vurduk. Kapıyı açtılar, bizi hepimizi dışarı çıkarttılar. Mesela şu Halis, Halis'ti. Küçük kardeşi vardı, Fatma'dır. Benim kardeşim Taynur'du. Onun iki kız kardeşi, bir kardeşi daha vardı. Bir de bir kadın, şu anne ölmüş, çocuğu kızı Adana'dadır. İki kızı. Kadın meğer hemen ölmüştü. Daha biz kapıyı açmadan o ölmüş. Annem yaralı, bu ablam da yaralı. Dışarıya çıkarttığı zaman hiçbir şey, yani mesela ben yavaş yavaş anlatıyorum. O hemen bizi böyle taradı. Altı kişi öldü. İsmet Arslan o gece kanlar içinde altı çocuğun katledilişine şahitlik eder. Bu çocuklardan üçü kendi çocukları, ciğerpareleridir. چون کمون از این راه ما بکار با از این راه ما از این پای ما کت ما برای میجی بزرخ بکنم چون کتن نمو از راه بلق این نکارم جام جا از کت ما اوات کرد گوتم گرم تخموسی مخونت دیدی وان زارو که ده دوزده است که چه گنش مانه وان چه کریه بوان کامرو زارو کت کجه
زارکی شش هفت سالی نه ده سالی ده دوازده سالی من اون زارکات کجا قربانه دیم. O gecenin ardından 6 ay hastanede tedavi görür İsmet Arslan. Gözleri bir annenin bu dünyada görebileceği en acı sahnelere şahitlik etmiştir. Evine döndüğünde korkunç bir sessizlik ve boşluk karşılar onu. Çocuklarının cıvıl cıvıl sesleri yoktur artık. خودی بکش چشم حال سرپشتی ام نکنم نس خواه کنم نس خواه کنم ندی و کشتن و بشارتن شورا کنم پازا و گرا خوری چه و کنم قم ندی او حسرت او کدر او بای هیدن او ویدلی قم و ندی خلقیش شوش خلقیش خورا کتنات خلقیش خورا چه و کنم الکدی O gün köy dışında olan Muhtar Lütfü Zengin, uzaktan alev alev yanan bir köy gördüğünü hatırlıyor. Dehşete kapılır gördükleri karşısında. Köye geldiğimde Hacı amcanın evine gittim. 6 tane cenaze, 5 tane yaralı var. Öbür mahalleye gittim. Hangi sokağa giriyorum? Cenaze ya yaralıya rastlıyorum. Hacı Adıl amcama geldim. Ahırına 70 tane hayvanı taramışlar. Ve hangi sokağa giriyorum? İlla eşeğin leşi, köpeğin leşi, kedinin leşi, yani ne canlı köyde görmüşler, öldürmüşler. Canlı ne yakalamışlar? Ne yakalamışlar, öldürmüşler. Kediden ne istiyorsun peki? Köpekten ne istiyorsun? Köpek belki havlıyor. Eşekten ne istiyorsunuz? Eşeği öldürüyorsun, köye giriyorsun. O gün PKK Hamzalı köyünde 6'sı çocuk, 9'u kadın, toplam 19 kişiyi katleder. Katliamı kendi yayın organları Serhebun dergisinde çetecilerin cezalandırıldığı başlığıyla yayınlar. 6 aylık Fatma bebek, yatalak Tayyip dede ve hamile gelini PKK'nın bahsettiği sözde o çetecilerden bazılarıdır. Bizim karşı arkamızdaki mahallede köyleri, kadınları topluyorlar. Köy meydanı var orada, bir ufak bir meydan var. Oradan topluyorlar, bunları hepsini tarıyorlar. Kadın, çocuk demeden. İki tane ihtiyar vardı, bir tanesi sağır, duymuyordu. Abdurrahman dede dediğimiz camiden eve, evden camiye. Bunu götürüyorlar, evden el bombayı atıyorlar. Hatta adam diyor, ne oldu? Ses gitmiyor ya, bombanın sesi bile duymuyor. Ama parçalar yaralının yüzüne diyor, eşi orada diyor, sana ne oldu? O anda onu da eşini de tarıyorlar. İkisi de 60-70 yaşlarında ihtiyarlar. Tayyip amcamın evine gidiyorlar. Zaten yatalaktır. Gelini ona bakıyor. Gelini de hamile. Bunlar evine giriyorlar. Yanında torunu tarıyorlar. Yatalak hastayı yatağında tarıyorlar. Gelini yalvarıyor bunlara. Yalvarınca ellerini kaldırıyor, tarıyorlar. Hamiledir. Zannedersem doğum yapmaya sayılı günler kala tarıyor. Tarayınca malumunuz bebeği dışarı çıkıyor ve tarıyor. O halde onu tarıyor, o vahşetle onu tarıyorlar. Tayyip dedeyi öldürüyorlar. 27-28 tane kurşun yeri vardı. Ayrıca bu evden çıkarken bomba atıyorlar. Bomba atıyorlar, evi olduğu gibi üstlerine çöküyor. Üstlerine çöküyor bu zavallılar. Bu enkazın altında kalıyor. Mesela kardeşim o gün hamurumuz leğendeydi. Bile ekmek bile yemedi. Bir avuç kuru üzüm bir kazana koymuştu. Öldüğü zaman da kuru üzüm burasındaydı. Küçük bir radyosu vardı. Baktım bir ses burasında geldi. Çıkardım, hala o radyo açıktır, burasındaydı. Eli de abeyle kuru üzüm burasındaydı, böyle ölmüştü. Mesela 7 yaşında öyle küçük bir kız çocuğu. O ne yapmış ki? Allah aşkına, gerçekten onlar ne yapmış ki? Gayri biri senin düşmanın olsan da seni öldürür, o çocuğu öldürür mü? Şükran Demir katliamdan sağ kurtulanlardandır. O günden sonra yaşadığı için hep pişmanlık duyar. Kendini gizler, gözlerden uzak durmaya çalışır. Mesela bazen ben kendi kendime de diyorum, keşke bizi orada ölseydik, bunların kapısına gelmeseydik.
En azından onların çocuğu yaşardı. Mesela insanoğlu bazen kendine de diyor ha, vicdan sana rahat vermiyor ha. Diyorum keşke beni kardeşimi de orada ölseydi. Mesela Talib'i oradan öldürdüler. Getirdiler şu evin arkasından öldürdüler. Mesela diyorlar biz evimize gelmeseydiniz şu an çocuklarımız yaşayabilir. Diyorlar insanoğludur. Biz diyorduk bilmiyoruz. Biz de çocuktuk. Ne biliyorduk? Gece gündüz köyün içindeydik. Ne biliyorduk? Bizi tutacaklar, köyün içine varacaklar, silah verecekler. Böyle bir oyunu yapacaklar. Ben bilemem ki. Bilseydim Rabbim benim şahidimdir. Dünyaya kendilerini sözde özgürlük savaşçısı olarak pazarlayan PKK, aynı yıl Hamzalı köyüne 3 saldırı daha düzenledi ve Hamzalı yeni şehitler verdi. O batır balahı. O idi bittir, bıkhov. O idi hatır doğranma, o şişçi cevabı hatır. Ama ve yok mu kül, ama ve yalla ve yok mu kül, ama kudur neyle, balahı da kudur. Ama ne kadar her mükemmi sağır. Hakkı kiryakhani tırla, hakkı arabi tırla, ama malki, milki kudurla bedir. Şahabın demeyin, ama doza Kürdistan etkin. Yavante me yok mu kül, çabatkin. Vallahi bu amittidir adamlar. Bütün dünya unutsa da Hamzalı sakinleri yaşadıkları acıyı bir gün olsun unutmadılar ve unutmayacaklar. Maalesef, maalesef o yaralar mesela iç yaralar zaten hiç silinmiyor. O canlanıyor yüzümüzün üstünde. O kanlar bir hafta sonra köyde yağmur yağıyordu, yağmurla beraber kan akıyordu. Düşün 7 insanı bir yerde, hani 9-10 kişi de şehit olan 7 kişi, 9-10 kişi bir yerde vurursan o kan nereye kadar gider? Hayvanları hayvan taramışlardı, hayvan. Kadınlar hani diyor ya bize ciğerimize bir şey olmasın. Çocuklarını götürdüler samanlıkta sakladılar. Gittiler bu şerefsizler samanlıktan onları çıkarttılar getirdiler. İşte korkuyorlar, silah başına dayıyor diyor sen kapıyı aç diyor. Git kapıyı aç ben falan kesim gelmişim bana kapıyı aç anne. Kardeşim de geliyor, samanlıkta saklıyor, gidiyor onları samanlıktan çıkarıyorlar ya. Yetiyor kapının önüne diyor, hadi bize kapıyı açtır. Kapıyı açınca işte bu zavallı insanları tarıyorlar. PKK'yı tüm dünyaya şikayet etmek isteyen Şükran Demir, kimsenin onlara aldanmaması gerektiğini söylüyor. Bu hepsi yalandır, hepsi oyundur. Kadın hakkı diyorlar, kadını öldürüyorlar, çocuk hakkı diyorlar, çocuğu hakkı öldürüyorlar, Kürt meselesi diyor, Kürtleri öldürüyor. Bu hepsi yalandır. Biz asla inanmıyoruz. O akşam Hamzalı köyünde bir defada 19 mezar kazıldı. Doğmamış bebeğin bir mezarı olmadı. PKK ise özgürlük savaşçısı maskesiyle çocukları, kadınları, yaşlıları, kısaca en korunmasızları katletmeye devam etti.